Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir beğeni ve bir yorum yaparak YouTube'da önermeler döne çıkardığı için sizlerden emeklerim için videolarımın devamı için bir beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu benim e, iğne oyasında instagramda olan resim. Arkadaşımız bunu çekmiş ve bunu tığa çevirmemi istedi. Abla bunu çevirir misiniz? Çok hoş çıtı pıtı zarif duruyor dedi. Ben de e, onun hatırını kırmamak için, gönlünü hoş etmek için bu şekilde bunu sizler için tığa çevirdim. Evet. Modelimiz bu arkadaşlar. Bakın. Burada da bu renklerle yaptım. Modelimizi böyle mavili sarılı minik kirpikler yaptım şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ilk başlarken de bakın aynı şekilde tığ battının içine sık iğne ile girerek başlıyoruz modelimizin yapımına böyle tığ battımızın içine sık iğne ile girip 3 tane zincir çekiyorum hemen tığ battımın içine giriyorum kapatıyorum bu ilk tığ bat şöyle tekrar 3 zincir ve tığ battımın içine girip sabitliyorum. Bu şekilde 3 tane 3 zincirden tığ battı yaparak başlıyoruz. Ve bir zincirimi çekip şöyle döndüm. Hemen tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde bir eksiltme işlemi yapıyorum. 3 olan tığ battımı sık iğne ile ikiye düşürdük. Yine 3 zincir ve tığ battımın içine girdim batıyorum bu 3 zincirimi tekrar 3 zincir ikinci tığ battımı da bu şekilde buraya yapıyorum şimdi arkadaşlar yine kesim işlemini yapacağız bakın iki olan tığ battımızı burada da bire düşürüyorum sık iğne ile buraya sabitledim hemen 5 zincir çekiyorum 2'ye kadar düşürttük ters dönüp bu bir olan yerde arkadaşlar 5 zincirli yuva yapıyoruz kirpiklerimiz için hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum ve 5 zincirden buraya bir tane yuva yapmış olduk yine 5 zincir çekiyorum hemen yanına aynı bakın bu kısma tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum ve 4 tane de zincir çekiyorum çevirdim bu şekilde tığ battığımın içine girip sık iğne ile 4 zincirimi bu 5 zincirli yuvamın içine sabitledim şimdi buraya arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 ve 6 çevirdim bakın bu yaptığımız dönüş değil ilk yaptığımız 5 zincirli yuvamızın içine kapatıyorum o kenarda 4 zincir öyle sabit kalıyor buraya 6 zincirden bu 5 zincirli yuvanın içine şu kirpiyi yapmış oldum yine altı tane zincir çekiyorum altı zincir bir tane tığ battı atlıyorum arkadaşlar bir tane atlayıp şöyle ikinci tığ battımın içine bu zincirimi bu şekilde kapatıyorum yine üç zincirimi çekiyorum bakın bu kadar yapımımız bu kadar ama biz şimdi bir tane daha yapalım sağlam olsun arkadaşlar yavaş da anlattım Yine de bir tane daha anlatalım. 3 zincirden yine 3 tane yuva yapıyoruz. Şöyle zincirimizi sıkı sıkı çekip yandaki tığ battıya kapattım. Tekrar 3 zincir hemen bu şekilde kapattım. Tekrar 3 zincir bu şekilde kapatıyorum. 3 tane tığ battı yaptık. Şimdi bir zincirle ters tarafına dönüp şu 3. 3. Bu taraftan da birincinin içine sık iğne ile bir zincirimi sabitliyorum. Buraya kesim işlemi yaptım. Tekrar 3 zincirimi çektim. Hemen buraya bir tane tığ battı yapıyorum. Tekrar sıkı sıkı 3 zincir. Hemen buraya kapatıp ikinci yuvamı yapıyorum. Birinci bir zincir çekiyorum pardon. Bir tane kaldı diyecektim galiba. Arkadaşlar bu Ahmet Apa'nın diyetini başlayalım karıştırır mı olduk ne olduk? Bu şekilde sık iğne ile bir zincirimi buraya sabitledim. Yine 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bakın. Son tek kalan tığ battım bu şekilde 5 zincir ve yanına bir 5 zincirden kirpik yapıyorum. Kapatıyorum buraya aynı yere sık iğne ile sabitledim. 4 zincir hemen çeviriyorum tığ içine girdim sık iğne ile sabitledim 6 tane zincir çevirdim Bakın. bu 5 zincirli yuvaya hani bazen o 4 zincir aralayıp kapatıyorduk ya Bu burada sadece 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 6 tane zincir bir tane atlayıp şöyle ikinci tığ battıma bu altı zincirli artma işlemini yapıyorum bu şekilde bakın arkadaşım şöyle iki tane yaptık sanırsam da bu iki tane de yeterli arkadaşlar gayet de güzel şöyle hoş yeşili hep böyle gidecek yeşil kısmını bu şekilde yaparak devam edeceğiz şimdi bu Kirpiklerin yapımında geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Burada 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimizi girdik. Sabitledik ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bu yeşil yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 5 zincir şöyle zincirleriniz sıkı sıkı olursa kalıp gibi güzel bir çiçeğiniz olur arkadaşlar kapattım sık iğne ile tekrar 5 zincir şöyle yaptığınızı hafif sağa kaydırırsanız yapacaklarınız o üç kirpiye yer kalmış olur tekrar 2 3 4 ve 5 buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitledim şöyle çok güzel kirpiklerimiz dolgulu dolgulu 4 ve 5 zincir dördüncü kirpiğimi de bu şekilde buraya kapatıyorum tekrar 5 zincir 5. kirpiğimi de aynı yuvanın içine kapatarak şöyle iyice oturtturuyorum üzerine de bir zincir Evet kirpiklerimiz bu şekilde hazır arkadaşlar ve koparıyorum dibinden arka tarafında bu iplerimizi şu şekilde yakacağız bakın Evet arkadaşlar bakın bu renkler çok güzel açtı şimdi mavinin yanına bir tane de sarı yapıyoruz bu 5 zincirimizin arasına girip ipimizi sık iğne ile buraya sabitliyoruz 5 zincir 5 zincirimi hemen kapatıyorum. Bakın aynı yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Hemen yeşil yuvanın içine sık iğnemle sabitliyorum. Şimdi iki tane yapınca hemen şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 5. zincirimi de diğerlerinin olduğu yuvaya kapattım ve dibine de bir tane zincirimi şöyle iyice çekiyorum sıkı sıkı. Şimdi arkadaşlar ipimi koparıp bunu da yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Hem kolay hem de çok güzel oldu. Ee, bu kayınvalideye olsun, anneye olsun gidebilecek bir model. Bir de iğneden tığ arkadaşlar. Yine iğne zarifliğinde oldu. Bakın. iğnede ne varsa tığda aynı şekilde diyoruz. Bu ipler biliyorsunuz sıcak ütü yediği zaman iyice inceliyor. Böyle aynı iğne gibi tiril trıl olacak. Hiçbir farkı yok. Kıyaslayın mode attığım resimle yaptığım tığ oyasını birebir hiçbir farkı yok arkadaşlar bence. Eğer siz fark bulabiliyorsanız yorumla yazabilirsiniz tabi. Çok zarif, çok güzel oldu. Bir de istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Ben hani bunları seviyorum diye bunu yaptım. Mürdümü, sarı mavi. Siz daha pembeler, morlar böyle aklınızda sevdiğiniz renklerden yapabilirsiniz. Çünkü beyazın üzerine her renk gidiyor arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu tepata çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın arkadaşlar.